Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda bir noktayı eksik bıraktım. Eksik bıraktığım nokta sistemin ilerleyişiyle alakalı değil. Tamamen ekstra bir şey göstereceğim size. Mesela şimdi biz ne istiyorduk? Ne istiyoruz? Karakterimiz işte bu ork karakterine yaklaştığında belli bir mesafede buna kilitlenecek. Buna kilitlendikten sonra hep bunu dövecek. Bunu dövdükten sonra işte atıyorum başka bir tehdit, başka bir karakter gelecek. Düşman, enemi. Bu kez bununla dövüşmeye başlayacak. Peki ikisi aynı anda gelirse ne olacak? İkisi aynı anda geldiği zaman kurmuş olduğumuz sistem en yakın tehdit unsuru hangisi ise, hangisi çemberin içindeyse şöyle göstereyim. Bu kilitlenme mesafesi oluyor bu arada. Bunun içine kim girdiyse karakterimiz bununla dövüşecek. Peki biz bunlarla dövüşürken ikisi aynı anda vurduğu zaman arada tost olacağız. Aradan kurtulmak istediğimizde ne yapmamız lazım? Onun için de ekstradan birkaç tuşu yaptım ben. Hem çok kısa onu göstereceğim birazdan. Ama önce şöyle bir bakalım. Şimdi buraya gittik. Şimdi burada o kaçış tuşunu yapmadığımız için basamıyoruz. Yani hedefe kilitlendik. Hiçbir şekilde şey yapmıyoruz. Hatta ben şöyle mouse'u çeviriyorum. Bıraktığım an mouse'u geri karaktere kilitleniyor. Ancak ben bu dairenin içine çıkacağım ki hemen kendi kontrollerimi elime alayım. Aynı şekilde bu da öyle. İkinci karakterin yanına gittim. Burada da hiçbir şekilde çıkamıyorum dışarıya. Karaktere kilitlenmiş bulunuyorum. Dışarıya çıktığım anda şu mesafe, o mesafeyi çıktıktan sonra ben kendi etrafımda dönmeye başlıyorum. Şimdi dövüşürken ben buna kilitlendim diyelim ki ben bunu sürekli dövüyorum. Bu kez ne olacak? Arkadaki karakter de gelecek. Bana arkadan saldıracak. Böyle olunca da zaten gerçeklik gidiyor. Hani normalde bizim oradan bir kaçmamız gerekiyor. Bunun için de ben bir tuş eklemeyi uygun gördüm. Onu göstereyim. Şimdi yazdığımız kodlar burada. İşte bunlar Cihat Hoca'nın yazdığı kodlar. Şu kısımda benim yazdığım kod. Bunları bir önceki derste gösterdim. Şimdi buraya mesela Z tuşunu ekleyelim. Hani kaçmak için Z tuşu siz artık hangisini isterseniz onu eklersiniz. Sonra ne dedik? Dairenin içindeyse hani kilitlenilmişse hemen bunu buraya kopyalıyorum. Çok basit bir kod yazacağız arkadaşlar. Blueprint kodu. Dairenin kilitlenmişse eğer ve bu doğruysa hemen şuradan kilitlenme alanını alıyoruz. Ve bunu set sphere radius radiusunu en basit yöntem radiusunu sıfıra getiriyoruz. Zaten sıfır seçili. Şimdi böyle olduktan sonra mesela Z'ye bastıktan sonra bu devre dışı kalacak. Ama hemen eventik olayı burada sürekli denetlediği için o çemberin içinde olduğumuz için hemen yeniden şey olacak. Bizi dairenin içine alacak. İsterseniz bir deneyelim. Mesela gittik şöyle karakterin yanına. Şu an kilitlendi. Z'ye bastığım anda çıktı. Ama bu kez de bir daha şey yapmıyor. Hani kilitlenmiyor bu kez de. Bakın bir daha kilitlenme olayı yok. Kilitlenme olayını temelli devre dışı bıraktık. Onun için buraya şöyle diyelim. Hani 5 saniyelik bir zaman verelim kendimize. 5 saniyeden sonra tekrar kilitlenmeyi aktif hale getirelim. Delay diyelim. Buraya da 5 saniye. 5 saniye sonra tekrar kilitlenmenin aktif olmasını istediğimiz için Ctrl W ile bunu buraya yapıştırıyorum. Şurada kilitlenme mesafesi adı altında bir float'ımız vardı. Bunu kontrolle buraya sürüklüyorum. Ve bunu buraya buradaki yerine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi ben bu karaktere gittim. Kilitlendim. Ama bu diyelim şu an arkadan karakter bana saldırıyor. Ben bu arada öleceğim. Daha kısa sürede öleceğim. O yüzden buradan kurtulmam lazım. Z'ye bastığım anda kurtuluyorum buradan. Sonra 5 saniye geçtikten sonra tekrar aktif hale geliyor. Şimdi gidelim. Gördüğünüz gibi tekrar aktif hale geldi. Z'ye basıyorum, çıkıyorum. Şu an bunun yanına gittik.
5 saniye geçtikten sonra aktif olacak. İşte tekrar yeniden aktif oldu. Hatta bunu deneyebiliriz de. Şu diğer karakterlerin AI kontrollerini açarak bir deneyelim. Evet. Run behavior theory, begin overlap'ta even begin play'i de başlatmadığım için ilk başta beni göremiyorlar. Şu an gördüm. Şimdi bana bakıyorum. Bak ömrü de geldi. Bir kez ona çıkıyor. Hangisi kendine yakınsa ona çıkıyor. Evet, şu an ortada kaldım. İkisi yok arkadaşlar. Z'ye bastım. Aradan kurtuldum. Göstereceğim bu kadardı arkadaşlar. Şöyle tekrar gidersek. Z'ye bastım. Tekrar çıkıyorum. 5 saniye sonra kendini otomatikten aktif hale getiriyor. Bu ders bu kadardı. Hoşça kalın arkadaşlar.